İnşallah bu cemiyetten birini buluruz değil mi? Hani yurt dışına açılmak zorunda kalmayalım sonra. Ay, bebeğim kasa sonundan defolları çekip çıkarıyorsun ya. Ben ne yapayım? Kan mı çekiyor nedir? Ayol bunlar iflasın eşiğinde. Kuyruğu dik tutuyorlar. Bunların da umudu zengin bir kız bulup oğullarını yamamak. Canım sen nereden biliyorsun bunların hepsini? Eskiden az girip çıkmadım cemiyete. Makyajlarını hep ben yapardım davetlerde. Aman neyse ne kafamı dağıtma şimdi. Dur ben bir düşüneyim bakayım başka kim olabilir? Ay ama Onur da Onur yani. Merhaba Onur Bey, hoş geldiniz. Çok karizmatik değil mi ya? Bir şunu versene bana. Bu. Ve itiraz kabul etmiyorum. Salise'de turboya taktın. Yavrum bu da biraz fazla zirve olmadı mı ha? Ne demişler? Eğer boğulacaksan büyük denizde boğulacaksın. Tanıyor musun sen? Hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Onur Köksal. Cemiyetin gözde bekarı. Kirli beyaz prens. Tersi pis. Kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyor. Haşmetli babası ve üvey kardeşleri dışında yani. Peki niye yalnız bu adam? Pardon. Ayol tipe bak da konuş. Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden o. Basına malzeme vermeyi sevmez. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz beyler. Sen de hoş geldin. Londra'dan döner dönmez bizi böyle onurlandırmanız büyük incelik. Nasıl keyifler? Sen gelene kadar iyiydi. Tüm spotları özene çektim be birader. İyi akşamlar. Normalde bayağı çapkın, öyle de devam eder aslında ama Allah'tan babası geleneksel bir adam. Mekana ev vermeyen tiplerden şirketi mi bırakır? Bence Onur da şirketi üvey kardeşlerine bırakmaz. Yani paşa paşa bir kafese girecek. Babası Hamit Bey mi dedin? Nasıl biri bu Hamit Bey? Hamit. Sıfırdan gelmiş bir adam. Ne zaman bir sektöre girilir, ne zaman çıkılır hep çok iyi bilmiş. Tek bir yumuşak karnı var. Harika. Hayatım. Nerede kaldın? Herkes seni soruyor. Hiç değilse bu akşam işi gücü bırak. Ne olur. Bak, eğer ben eşimle yan yana boy gösteremeyeceksen benim için bu partinin ne anlamı var? Söyler misin bana? Zaten bu partinin tek anlamı sensin hayatım. Hamit'in ikinci karısı. Asistanıymış zamanında. Ne? Karısını ekarte etmiş. Gold Digger'lığın kitabını yazar. Zeki, hırslı bir kadın. Daha beraberlerken hemen kazara hamile kalmış. İlk çocuk kız gelince erkeği bulmak için peş peşe seri üretime geçmiş. Zafer'le Ümit'i göremiyorum. Zafer işten geç çıkmış da biraz aradı, özür diledi. Yani trafikte kalmış, yolda geliyor. İşe gitmiş yani. Ümit de buralarda bir problem çıkmasın diye uğraşıyor kızcağız. Kendisi niye uğraşıyor? Ekibini çalıştıramıyor mu? Çağırırım, gelir şimdi. Tamam bak misafirlerimizle ilgilenelim biraz. Allah Allah ya. Bu devirde kaldı mı erkek diye tutturmak Allah aşkına? Hayatım Hamit feodal bir adam dedim ya. Normalde büyük kızları bence gayet çekip çevirir işi. Neslihan. Affedersiniz kızımla konuşabilir miyim biraz? Kardeşin telefonlarımı açmıyor. Nerede bu? Baban çok gergin. Babam her zaman gergin anne. Zıtlaşma şu adamla. Ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. Benimle zıtlaşan o. Bir sürü influencer topladım anne. Şirkete değil haraya çağırdı. Hara ne demek mesela? Ha? Sen bence akşam... Ne yapıyorsun anne? Bir şey anlatıyorum burada, duyuyor musun beni? Kızım Zafer gelmediği için baban daha çok kuduracak. Ona ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Niye anlamıyorsun? Tabii ki dinliyorum seni. Öyle mi? Ne dedim en son ben? Evet, en son ne söyledim? Zafer'i desteklediğin kadar beni desteklemiş olsaydın şu an şirketin başındaydım. Aşk olsun kızım. Aşk olsun sana. Sen babanın erkek evlat takıntısı olduğunu bilmiyor musun? Hı? Neslihan ağzıyla kuş tutsa ne anasına ne babasına yaranamıyor. Güzelmiş. Bunlar bayağı kalabalık bir aile. Peki diğer kız o girmiyor mu rekabete? Ümit. Ümit erkek olan değil mi ya? İşte karı ne kadar erkek çocuk istiyor düşün. Unisex isim koymuş. Ümit. Neredesin kızım sen? Ha? Çalışıyorum anne. Çalışıyorum anne. Baban neden kendisi uğraşıyor? Ekibine çalıştıramıyor muymuş diye soruyor. Anne babamın da kocaman bir ekibi var. O neden çalışıyor o zaman? Aynı şey. Her şeye bir cevabınız var. Her şeye. Hadi. Zafer gelmedi. Baban çok gergin. Bak ben def gibi oldum. Hadi misafirlerimizle ilgilen biraz. Ümit de harika için ümitsiz vaka. Şirketi boş verip kendi restoranını açmış. Büyük catering işleri de alıyor. Hı. Erkek olan? Çok şükür. Üçüncü de tutturunca ismini Zafer koymuş. O gazla nasıl şımarttıysa tam bir zengin bebesi. Dünyayı ipletiği yok. Harika'nın işi çok zor onunla. Ama o Hürrem Sultan gibi. Oğlunu tahta çıkarmadan bırakmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk da hanımlar bu nasıl bir güzellik ya. Yani hanginize bakacağımı şaşırdım. Yemin ediyorum. Sen niye açmıyorsun telefonlarımı oğlum? Ha? Neredesin sen bakayım? Harika. Niye açmıyorsun? Bir kadın adını bu kadar mı güzel temsil eder? Lütfen beni dans eder misin? Bırak zevzek konuşmayı bırak. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Anne ne yapayım? Arabadaydım. Trafikte kaza mı yapsaydım telefona bak? Oğlum ben sana kaç kez söyledim bu gece çok önemli diye. Kaç kez ikaz ettim? Ha? Bak baban ilk kez ciddi bela düşünüyor. Belasını düşünüyor. O havuç sallıyor anne. Artık bunu anlamadın mı? Başka bir şey yaptığı yok. Havuç sallıyor öyle mi? O havucu ya sen kapacaksın ya da Onur. Şimdi yavaş yavaş havucu kapmak için doğru babanın yanına. Emredersiniz. O zaman veliaht ol. Harika, onun veliaht olması için her şeyi yapıyor ama hayatının mizah anlayışı çok güçlü. Harika'nın üçlüsünü topla bir Onur anca ediyor. Esas veliaht o. Ama Harika ölümüne savaşır. Onur'un işi çok zor. Tamamdır. Katar sorunu çözüldü. Bu ekstra yüklü bir maliyet. Babanız memnun olmayacaktır. Acaba sabah mı bekleseydim? Bu iş zamanında teslim edemezsek diğer ihalelerimizi riske atabilir. Aferin, bekleyerek yol alınmaz. Yani çeliği sağlamlaştıran ateş gibi Harika da Onur'u güçlendiriyor, öyle mi? Aynen canım. Onur ailede tek tabanca ama bu durum abimizi aşırı hırslı biri yapmış. Çok ortak noktamız var. Tam bir couple olursunuz. Tamam hadi anlat o zaman. Nereden başlıyoruz? Nerede takılır bu adam? Zaafları neler? Şansımıza fiziken ulaşmak çok kolay. Her şeyi planlı, düzenli. Ama neresi dersen tam olarak... Yani... Bir dakika, Köksalların ekürisi var değil mi? Onur atlara düşkün mü? Düşkün, sık sık araya da gider. De pardon, sen hayırdır? Nereden bu bilgi? Royal Ascot'ta çok şapka yarıştırmış gibi parladın birden, hayırdır? Canım, ben Veli Efendi'de çekirdekten yetiştim. Felansi! Bayağı matruşka gibisin ya. Böyle açtıkça bir şey mi çıkacak içinden? Ya yok canım. Babam atlara düşkündü. İşte beni de çocukluğumdan beri yarışlara götürüp duruyor. Neyse. Büyük İstanbul koşusu geliyor. Onların da atları var. Ya tamam pek favori değil ama... ...eğer şansım yaver giderse daha iyi sonuç almalarını sağlayabilirim. Sen beni oraya hazırla. Emin misin? Bak, ben doğum günümde kendime bir söz verdim. Hayatımı değiştireceğim dedim. Parayı buldum, atlar falan. Babam beni küçüklüğümden beri at yarışlarını sürüklüyor. Ama bak, şimdi Onur'la ortak alanımız çıktı. Seni buldum. Yani bak bunların hiçbiri tesadüf olamaz. Ben çok eminim. Sen de emin ol. Kaderimsin diyorsun. Yani kaderimi bilmem. Ama yeterince cesur davranırsam kaderime yazılacağı kesin. Sen bir geçsene şuraya. Geç bakayım yanına. Geç. Hah, otur öyle. Yan yana. Kafanı da çevir ona. Ay Ben şu an şifledim sizi. Tamam, hedefimiz Onur Köksal.